Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzünün 61. programına hoş geldiniz değerli Kanal B izleyicileri. Geçen hafta Nazi dosyasını açmış, İsrail Devleti'nin kuruluşunda Nazi parmağını belgelerle ortaya koymuştuk. Bu hafta ise Hitler-Stalin Anlaşması'nı, Hitler-Vatikan Anlaşması'nı, Hitler ordusunda Ermeni birlikleri ve Yahudi askerlerini ele alacak, Hitler ve Mussolini ile hangi ırkçı ve faşistlerin işbirliği yaptığını ortaya koyacağız. Biz soracağız Sayın Özakıncı, çoğunluğunu yine ilk kez göreceğiniz belge ve bilgilerle anlatacak. Biz diyorum çünkü sizler de program süresince SMS, Twitter ve elektronik postalarınızla soru ve görüşlerinizi bizlere gönderebilirsiniz. İyi akşamlar Sayın Özakıncı. İyi akşamlar. Yeni yılın ilk programı. Umarız bu yılda geçen yıl olduğu gibi değerli Kanal Bey izleyicilerine faydalı olabiliriz. İnşallah. Tarihin Bilinmeyen Yüzü programı olarak. Çünkü bugün anlattığınız, yani 61 programdır anlattığınız her şey, evet, tarihte yaşandı, fakat her birinin yansımasını bugün görüyoruz. Kimisini tabii kendi ülkemizde görüyoruz, kimisini çevremizdeki başka ülkelerde görüyoruz. Evet. Dolayısıyla da bir geleceğe hazırlanmak açısından son derece önemli bilgi ve belgelerle 61. programda yeniden karşısındayız değerli izleyiciler. Evet. Dediniz ki ele aldığımız konular aynı zamanda bugün yaşayan olgularla bağlantılı. Evet öyle. Bugün Çin Başkanı savaşa hazır olun demiş. Bugünkü haberlerde. Hı hı. Yani bütün Çin halkına seslenmiş ve demiş ki savaşa hazır olun. Bunun adı 3. Dünya Savaşı olur değil mi? Öyle bir şey olursa evet. Biz niye anlatıyoruz? İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyoruz. Aslında şöyle de tabii bir... Yani biz de diyoruz ki bu programımızda, sözünüzü kestim. Estağfurullah. Ben hazır olun diyoruz. Hazır olun. Böyle olmuştu. Arka evet. Planında böyle neler gelişmişti. Olmuştu da İkinci Dünya Savaşı olmuştu. Neler olabilir ki Üçüncü Dünya Savaşı olsunu arif olanlar anlasınlar. Anlasınlar diyoruz. Bir de Sayın Hocam, aslında 3. Dünya Savaşı'nın bir deneyi bizim coğrafyamızda çok uzun süredir tabii yapılıyor zaten. Tabii. Yani vekalet savaşları tabii dediğimiz savaşlarla eskisi gibi ülkeler, büyük ülkeler karşı karşıya evet gelmiyorlar. Vekaletlerini evet kullanarak bizim bölgemizde savaşıyorlar. Aynen öyle. Ama hep en çok biz, yani Türkler ve Türkiye etkileniyor bütün bunlardan. Dolayısıyla en çok hazır olmamız gereken biziz, Çinliler değil biziz. Çinler tabii çok uzak onlar. Tabii ama onlar bile hazır olalım diyorsa bizim hepten hazır olmamız gerekiyor. O yüzden teşekkür ederiz bizi hazırladığınız için. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi bu akşam konularımızdan bir tanesi Hitler hakkında uydurulan bir sürü efsane var. Bunlara bir değinelim istiyoruz. Çünkü soru olarak da geliyor. Mesela Hitler Rothschild'in çocuğu mu? Torunu mu? Veya dedesi Yahudi mi? Hı hı. Gibi sorularla karşılaşıyoruz. Hitler dinsizdi diyenler var. Kitaplarda söylenenlerden söz ediyorum. Yani dedikodu olarak değil, yazılmış. Yapıt olarak konmuş. Yahudiydi diyen var. İşte gizli bir tarikata bağlıydı. İşte Tule tarikatı, yok Altın Şafak tarikatı, yok Kara bilmem ne tarikatı. Satanistti diyen var. Medyumdu diyen var. Medyum. Yani geleceği bilici. Değil mi? Ruhlarla iletişim kuruyor. Ve onlardan gelecek bilgileri alıyor. Diyen var. Bu gibi spekülatif, yani gizemci bir Hitler portresi çizen kitapların ilkini söylüyorum size. Yıl 1960. Le Matin de Magicien, yani Büyücülerin Sabahı, yani Türkçesi Fransızca bir kitap. Bu Fransızca kitap 1960 yılında Fransa'da yayınlandı. Yazarı Musevi, Rusya Yahudisi, Rusya'dan Avrupa'ya göçmüş Jacques Berger ve
Bu da Fransız gazeteci yazar. İkisi birden oturup bir kitap yazmışlar. Bu kitap Türkçe'ye çevrildi. Şu, Evrenin Sahipleri. Bu kitapta az önce anlattığım Hitler hakkında yapılan şöyleydi, böyleydi, gizli tarikat üyesiydi, Gül ve Haç kardeşliğinin uzantısıydı, Baron von Sabentendorf'un örgütlemesiydi, yok Tule Cemiyeti'ydi, yok içi boş dünyaya inanıyordu, yok dış bükey dünyaya inanıyordu, yok kuzeydeki buzulla inanıyordu filan gibi. Her şeyin başı bu kitapta. Bundan önce yok hiç böyle. İlk bu kitap. İlk bu. 1960 yılında Fransa'da yayınlanan bir Musevi'nin yazmış olduğu üstelik bu kitapta. Bakın isterseniz şöyle bir göz atalım. Şöyle gösterelim. Golden Dawn, Altın Şafak. Viril Cemiyeti, Alman. Thule Cemiyeti, değil mi? Ondan sonra Hitler'in üst insan, arada bir üst insanla görüştüğü. Üst insanla görüştüğü. Tabii tabii. Başkalarının göremediği, sadece onun gördüğü bir üst insan var. Evet. Ondan sonra Rose Crowe, yani Gül ve Haç kardeşliğinin ilişkisi anlatılıyor. Ebedi buz öğretisi, Hitlercilere atfedilen, yani Nazi Partisi'ne atfedilen gizemci öğretiler. Ondan sonra işte Hitler'in de bunlardan biri olduğu. Bakın şurada mesela. Tule Cemiyeti'ni, Kara Tarikatı ve Ahnerbe Cemiyeti'ni gözden geçireceğiz diyor. Falan falan. Şurada herhalde. Evet evet. Şimdi diyor ki Hitler 20 Nisan 1889'da Salzburger-Wardas bölgesinin Brno falan filan kentinde şu saatte doğdu. Avusturya-Bavyera sınırında iki büyük Alman devletinin birleştiği noktadaki bu kent sonradan Führer için, yani Hitler için bir simge kendi haline gelecektir. Bu kentin garip bir geleneği vardır. Burası bir medyum fidanlığıdır. Yani Hitler medyumların bulunduğu yerde doğmuş. Öyle diyor. Hitler medyum ve büyücüydü. Gördük mü? Bunu kim yazıyor? Bir Musevi. Musevi. Bir Musevi'nin, Hitler, yani Musevilerin soyunu kıran Hitler hakkında yazdığı kitapta bu gibi. Ya olumluyor mu? Hayır. Olumlu ya da olumsuz değil. Gizemci. Ya bir ha. Bu kitapta gizemli bir adam. Üstün vasıfları olan medyum. Bir takım karanlık ve gizli cemiyetlerin, tarikatların filan üyesi olan. Ve o tarikatların hazırladığı bir adam. Değişik bir adam. Süsü veriliyor. Evet, evet. Bu kitapta yazılan her şey Hitler hakkında gizemcilik üreten sonraki bütün kitapların tohumudur. Hı hı. Yani bir tür ne derler şey kaynağı, entelektüel hırsızlık kaynağı burada. Bu kitapta her şey var. Bir tek şey yok. Hitler'in Katolik olduğu yok. Katolik kilisesine bağlı olduğu yok. Vatikan'a bağlı Katolik kilisesinin, Katolik mezhebine mensup dini görüşünün bu olduğundan hiç bahsetmezler. Ben onlara Vatikan'ın Hitler'in Vatikan bağlantısını örtücü yayınları olarak değerlendiriyorum. Çünkü bütün insanlık tarafından lanetlenen bir suç
la suçun simge adamının Katolik olması Vatikan'ın en işine gelmez tabii. Anılmasını istemeyeceği en önemli hakikattir. İşte Vatikan yok Rothschild'in torunuydu, yok Thule'nin üyesiydi, yok Altın Şafak Cemiyeti'nin üyesiydi gibi gizemli şeyler söyleyip hakikati yani Hitler'in Katolik olduğunu telaffuz etmeyen bütün yayınlar Vatikan tarafından sevilen yayınlardır diyeyim. Yani Vatikan bu tür yayınları çok sever. Bir tek çünkü Hitler'in Katolikliğinin anılmasını istemezler. Hı hı hı. Öyle söyleyeyim. Şimdi Hitler'in Vatikan'la anlaşması var. Hitler-Vatikan anlaşması var. Yıl 1933. Bunun da anılması istenmiyor pek. Anlaşma mı yapmışlar? Tabii. 1933. Evet. Şey başlamadı tabii ama. Savaş yok henüz. Soykırım da yok. Yok ama ama fikirleri... Tabii. Hatta uyguluyor artık Şansölye galiba. Tabii Şansölye oldu Ocak'ta değil mi? Tabii uyguluyor yani şeyleri. Hemen de. İşte ondan sonra da oturup anlaşma yapıyor. Şimdi Hitler'in anası babası şusu busu belirsiz değil ki. Hitler'in anne ve babasının... Gömülü olduğu mezarlığın taşı şurada. Gösterelim. Alois Hitler babası, Clara Hitler anası. Burası da Katolik mezarlığı. Şimdi Hitler'in artık şüphemiz var mı Katolik bir ailenin çocuğu olduğundan? Hı-hı. Yok. Hı-hı. Bu evlilikler Vatikan'ın izniyle olan evlilikler. Bu mezara gömülme olayı da yine Vatikan'dan izin gerektiren. Öyle herhangi biri beni şuraya gömün dediği zaman olmuyor. Yani Katoliksen oraya gömülüyorsun. Dolayısıyla Hitler'in Katolik ana babanın çocuğu olduğu kesin net. Bu kadar basit. Yani hiç başka bir şeye delil olarak aramaya gerek yok. Onun dışında Hitler'in Katolik Kilisesi'ne hayatı boyunca saygı gösterdiği de kesin. Onu da ben size buradan göstereyim. Şöyle yapalım. Nazi Partisi ve Hitler kiliseye olağanüstü saygı gösterişlerinde bulunarak yönetmişlerdir Almanya'yı. Örneğin Hitler, benim tarihi misyonum var. Ben bu misyonu gerçekleştireceğim. Çünkü Tanrı bu misyonu yerine getirme görevini bana verdi. Benimle olmayanlar ezilecektir diyor. Burada Hitler Nazi selamı vermekte ve Nazi Partisi'nin militanları önünde. Arkada da kilise. Hı hı. Yani bu Nazi Partisi'nin propaganda kartpostalı. Yani bir cami de siyasal İslamcı bir liderin fotoğrafının cami fonunda yapıldığını düşünün gibi. Yani dini kullanıyor gördüğünüz gibi. Burada da yine o kilise ile birlikte bu Nazi Partisi'nin propaganda afişi, kartpostalı Hitler kilise önünde poz veriyor görüldüğü gibi. Hitler'in yine propaganda kartpostallarından bir tanesi de şudur. Burada da Hitler kiliseden çıkmakta fakat kilisenin içindeki haç Hitler'in başının üstüne denk getirilmiş. Fotoğrafta o hizaya denk getirilmiş ve bunu kullanıyor propaganda olarak. Demek ki sahipleniyor bunu. Kullanmasa kullanmaz. Bu da Nazi Partisi toplantılarında papaz, kardinaller. Hı hı. Yani balkon konuşması yapıyor Hitler, yanında kardinaller var. Hitler dinsiz olsa, satanist olsa veya Hristiyanlıkla hiç ilişkisi olmayan bir adam olsa bunları yapar mı? Böyle görüntü vermez yani. Vermez. Ama bunların hepsi propaganda. Yani propagandasını din temeline dayayan bir ırkçı partiyle karşı karşıyayız. Öyle söyleyelim. Sonra Vatikan'la da oturup
bir özet yapalım sonuç olarak. Şu, Nazi Partisi'nin hiçbir propaganda broşürü, kitapçığı, afişi bilmem nesi yoktur ki dinsizlik yansıması görülebilsin. Hı hı. Hı hı. Hristiyanlığın içinde yer almadığı hiçbir Nazi Partisi yayını yoktur. Hristiyanlık övgüsünün yapılmadığı. Ne kadar ari ırk övgüsü yapılırsa bir o kadar da Hristiyanlık övgüsü yapılmaktadır Nazi Partisi'nin yayınlarında. Dolayısıyla yok efendim Altın Şafak üyesiydi, yok Tule üyesiydi, yok içi boş bilmem neye inanıyordu falan filan. Bunları geçelim. Bunların tamamı Hitler'i ve Nazi Partisi üzerine bir gizemcilik şalı atarak onun gerçek ilişkilerini gizlemeye çalışan yayınlardır. Bunları gençlerimize böyle söyleyelim. Çünkü gizemci olan tatlı oluyor ve hemen öyle mi böyle mi şeklinde bir havaya giriliyor. Hala bunu tabii sorguluyorlar hocam. Evet. Malumunuzdur özellikle en çok ölmedi gizemini kullanarak. Çeşitli belgeseller, büyük belgeseller. Usame Bin nasıl mezarı olmayacak bir şekilde infaz edilmişse. Arjantin'e kaçtığı falan iddia ediliyor. Ama mezarı Hitler. Olmayacak. Evet. Bu önemli. Hitler'in annesinin ve babasının mezarları da 2012 yılında kaldırıldı mezar taşları. Hı hı, hı. Değil mi? Yani o mezar taşları toplumda bir şeye yol açıyorsa, değil mi? Kaldırıveriyorlar. Hitler de şayet mezarı olsaydı ne olacaktı? Ya bir çekim merkezi olabilir korkusu i̇şte, var. Tabii. Ama hiç ölmediği işte U-botlarla denizaltından uydurabildiğine kadar falan canım. Yani. İşte Said Nursi'nin de mezarının nerede olduğu bilinmiyor, değil mi? Yok işte Akdeniz'e mi atıldı, yok nereye atıldı, oraya mı gömüldü? Hı-hı. Bunlar o işte bir mistisizm, bir böyle. Ondan sonra o boşluk üzerinde uydurabildiğin kadar. Peki bu biraz evvel anlattığınız şöyle bir yoruma neden olabilir mi hocam? Sizi anlatırken aklıma geldi. Şimdi bugün günümüzde işte çeşitli İslam'ı kullanan fakat İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan kimi grupların işte Allah-u Ekber diyerek kafa kesmelerinden yola çıkan Hristiyanlar, Avrupa'nın Hristiyanları, Katolik Hristiyanlar, tüm Müslümanlığı kimi zaman o işte yanı başımızda yaşanan o vahşet görüntüleriyle bir tutarak İslam'ı vahşetle özdeşleştirme çabalarına bir yanıttır bu anlattığınız aynı zamanda. Tabii. Eğer siz böyle yaparsanız Katolik Hitler'den yola çıkarak biz de o zaman şöyle mi diyelim yani Hristiyanlık da soykırımcı bir din midir diyelim yani. Evet. Ya bu yanlış bir yorum mu olur? Şimdi şöyle söyleyeyim. Herhangi bir dini değil o dinin nasıl kullanıldığı önemli. Yani o dinin kutsal kitabında böyle bir şeye cevaz yoksa konu bitmiştir. Fakat ben şu dindenim deyip böyle eylemler yapıyorlarsa o kişinin kendisini bağlar. Kendisini bu bağlar. Kadar basit. Şimdi burada Hitler Vatikan Anlaşması'nın imza töreni de çekilen fotoğraflardır bunlar. 20 Temmuz 1933'te o tarihte kardinal olan Papa 12. Pius işte ortada masanın başında yanında Hitler'in temsilcisi von Papen ve solda geleceğin Papa 4. Pauli Kardinal Monti Vatikan adına Hitler'e konkordat yani anlaşma imzalarkenki fotoğrafları. Burada yine 20 Temmuz 1933 Hitler'in başbakan olmasından 5-6 ay sonra değil mi? 7 ay sonra. Hı hı hı. Budur. Yaptığı ilk anlaşma Vatikan'da. Hala yok satanisti şuydu buydu. Ve Vatikan'ın desteği var. Hitler'e. Evet. Zaten olmasa bu da, anlaşma imzalamaz. Bu da Hitler'in papası. Yani o tarihteki Vatikan'daki papanın Hitler'in ile uyum içinde ve anlaşmalı olarak çalışan bir papa olduğuna dair yayınlanan kitaptır bu. Ve dedik ya Hitler'in ve Nazi Partisi'nin propagandası tamamen Hristiyanlık ve ırk, ari ırk üstünlüğü üzerine. İşte bunlar da yine Hitler'in Hitler Nazi Partisi üyeleri Vatikan'ı
Papa'yla anlaşma imzaladıktan sonra Vatikan Katolikleri temsil ediyor. Hı hı. Protestanları da Nazi Partisi'ne kaynaştırmak üzere pek çok afişlerinde Gamalı haçla Protestan haçını birlikte de kullanıyorlar. Demek ki Hristiyanlığa oynuyorlar yani. Hı hı. İşte burada da Hitler'le anlaşma imzalamış olan Vatikan'a bağlı papalar, papazlar Nazi selamı vermekteler. Bu fotoğrafta görüldüğü üzere. Burada da Nazi Partisi'nin parti toplantılarına katılan papazlar, Katolik papazlar, Nazi subaylarla birlikte Nazi selamı vermekteler. Görüldüğü gibi Hitler'in papalarla ilişkileri, Nazi Partisi'nin bütün madalyalarında kendi gamalı haçlarıyla birlikte Hristiyan haçının da bulunduğunu görüyoruz. Madalyalarında kilise, bu şu kilisedir. Kilise kabartmasını görüyoruz, değil mi? Haç ve ortasında gamalı haç. Haç ve ortasında gamalı haç. Para, Nazi döneminde basılmış para. Paranın yazısını bu, turasında kilise kabartması var. Şimdi nasıl diyeceksiniz ki Hitler dinsizdir, Hitler Hristiyanlıkla hiç ilgisi olmayan, Katoliklikle hiç ilgisi olmayan bir bambaşka bir tarikatın üyesi, gizemci, medyum falan filan. Yok, bunların tamamı Hitler'in Katolik olduğunu, Vatikan Kilisesi'nin adamı olduğunu gizlemek ve Hitler'in insanlık suçlarından Vatikan'a herhangi bir çağrışım yapmaması için Vatikan'da Hitler adını birlikte andırtmamak isteyen Vatikan'ın hizmetinde olan yayınlardır diyoruz. Şimdi Hitler-Vatikan ilişkilerini bu şekilde koyduktan sonra... Gösterdik ama tekrar gösterelim. Soruyorlar hocam hangi kitap? Siz kendi kitaplarınızın ismini söylemeyi sevmiyorsunuz ama izleyicilerimiz işte, soruyor. Tamam. Türkiye'nin siyasi intiharı. Evet, orada. Sayın Özakıncı'nın. Ama orada bambaşka şeyler de var Hitler'le ilgili. Sadece gösterdiklerimiz tabii, değil. Tabii. Yani 100 sayfaya yakın Hitler'in başka bağlantılarını da anlatıyoruz. Hocam bu inanılmaz bir kitap. Sizin kitabınız diye yüzünüze söyleyeyim. Çok inanılmaz bir kitap bu tabii. Yani olmasa 30 basım yapmaz ayrıca. Şimdi Hitler'in bir de Stalin'le anlaşması var. Hani Vatikan'la anlaşmasını koyduk. Hitler-Stalin anlaşması da pek dillendirilmiyor. Ama enteresan değil mi sonra savaşa? Yani şöyle söyleyeyim. Hani Vatikan anlaşması nasıl gerilerde ancak çok az kişinin bildiği bir tarihsel olgu olarak kuytu köşelere itilmiş bir hakikatse, Hitler-Stalin anlaşması da bunlar düşman ya. Güya yani aslında tabii. Bizim bildiğimiz o savaştılar sonuç olarak. Düşman olduğundan. Şimdi düşman, her iki taraf da bunu halının altına süpürüyor bu gerçeği. Ve dolayısıyla her iki taraftan da olmayanlar ancak bu gerçekleri telaffuz edebilir hale geliyor. Yani Ruslarla da Nazi bir anlamıyla. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yıl 1939. 1939 yılında savaşın ayak sesleri var. Henüz Polonya'ya daha herhalde girilmediği günler. Yani savaşın ayak sesi zaten Hitler. Hitler'le birlikte. Yani Hitler'in nutukları, söylevleri, yazıları, Nazi Partisi'nin bildirileri tamamı savaşın ayak sesi zaten. Peki Hitler Kavgam adlı kitabında iki kesime ateş püskürüyor. Biri Yahudiler, öbürü komünistler. Yani hiç gizlemiyor yani. Komünistler siyasi rakibi, Yahudiler de Birinci Dünya Savaşı'nın kayıp nedeni. Evet. Ona göre. Yani. Ona göre. Komünistler de kayıp nedeni. Tabii o da bir kayıp nedeni. Tabii. Grev yapmışlar falan. Hmm.
Birinci Dünya Savaşı'nda. Şimdi bu iki kesime ateş püsküren bütün yayınları biliniyor. Kim tarafından? Bütün dünya tarafından. Stalin bilmiyor mu? Bilmiyorum. Ruslar bilmiyor mu? Tabii. Hitler'in yeminli anti-komünist olduğunu. Değil mi? Komünistler öldüre öldüre geldi başbakan evet, oldu yani. Evet, onu söylüyorum. Bilmez olabilir kendi mi? Peki nasıl oluyor da Stalin Rusyası, komünist partisi, değil mi? Kendilerinin baş düşmanı, bir numaralı düşmanı olan ve kendisini öyle tanıtan Hitler Almanyası'yla oturup nasıl bir saldırmazlık paktı imzalıyorlar. Şimdi Hitler'le Stalin arasında 19 Ağustos 1939'da Berlin'de kredi anlaşması imzalanıyor. Bu kredi anlaşması 200 milyon Deutsche Mark tutarında. Önemli. Kim kime kredi veriyor hocam? Almanya. Stalin veriyor. Stalin'e. Para veriyor. Evet. 200 milyon mark kredi kullandırırım sana diyor. Şimdi. Fakat enteresan değil mi hocam? Özür dilerim. Neden? Şunu söyleyeyim. Yani hakikaten de. Belgeler geliyor. Hitler'e kadar, evet. Daha doğrusu o evet. Sürece kadar hakikaten karnelerin dağıtıldığı, 5 marklara muhtaç kalan Almanya, yani kısa bir sürede Rusya'ya para verir hale gelmiş. Gelmiş. Ya bu da bir toplumun aslında bir hedef uğrunda hareket ettiğinde bazı şeyler aşık. Keşke Hitler değil de adam gibi bir liderler olsaymış. Dünya bunu belki de yaşamayacakmış. Tabii. Şimdi Hitler'le... Tabii bunu bir daha soracağım hocam sonunda. Yani acaba tamam, Hitler mi? Konu Hitler mi? Çünkü öyle deniyor. Yani Hitler bütün Almanya'yı hipnotize etti deniyor. Hiç konu Hitler mi yoksa toplumsal talebin bir yansıması mıydı? Hitler sonunda soracağım ama sözünü kestim. Şimdi anlatalım. Tamam hocam. Şimdi anlatalım. Şimdi 23 Ağustos 1939 günü de Stalin Rusyası, Sovyet Rusya ile Hitler'in faşist Almanyası arasında bu defa bir saldırmazlık paktı imzalanıyor. Bu saldırmazlık paktı imzasında Molotov, Dışişleri Bakanı, Ribbentrop, Hitler'in bakanı. Stalin de çok mutlu Lenin fotoğrafının altında imzalanıyor bu anlaşma. Bu da o seremoniden, törenden bir başka fotoğraf. Ve bu fotoğraflar dünya basınına da yayılıyor. Çok önemli. Çok önemli. Şimdi Nazi Partisi ile Komünist Parti oturup Sovyetler Birliği Komünist Partisi ile Alman Nazi Partisi, Faşist Parti, Antikomünist Parti oturup bir anlaşma yaptılar ya. Ne peki alacaklar bu anlaşmada? Bu anlaşmanın sonunda olanlar nedir? Ne için anlaştılar? Ne için? Şimdi bu bütün bu olguları en belgesel olarak 1960 yılında William Shirer, The Rise and Fall, işte Yükseliş ve Düşüş. Üçüncü Reich'ın Yükselişi ve Düşüşü adlı 3 cildi kitabında yayınladı. Bu kitap Türkiye'de Nazi İmparatorluğu adıyla 3 cilt olarak yayınlandı. Şimdi Nazilerle ilgili şey var ya, spekülasyonlar var ya, gençler öyle mi, böyle mi? Gençlere öğütlüyoruz. Bu belgesel kitabı okuyun. Eğer Nazi dönemiyle ilgili neler olup bittiğini hakiki çerçevesiyle ve belgelere dayalı olarak öğrenmek istiyorsanız diyoruz. İşte bu çalışma
Belki yine sahaflarda. Yok, basılmıyor bile. 90'lı yıllarda basılmış işte. Ben de, belki de vardır. Bendeki 1992. Şimdi burada Nazi-Sovyet Paktı bölümünü görecekler bu kitabın içinde. Nazilerle Sovyetler arasındaki pakt bölümü, kitapta ayrı bir bölüm halinde mevcut. Birinci ciltte de Hitler'in bütün o merak edilenleri de var. Hı hı. Tule cemiyetiydi, gül ve haçtı, şuydu buydu. Tamamı da belgelerle incelenmiş vaziyette. Ta ki buraya kadar sürüyor Nazi-Sovyet Paktı. Şimdi bu Nazi-Sovyet Paktı'nın nasıl geliştiği, nasıl oldu ve konusunun ne olduğu, ekonomik yönünün ne olduğu, hı hı, daha çok önemli. Yale Üniversitesi'nde bu Nazilerle Sovyetlerin arasındaki ekonomik anlaşmanın belgesi var Yale Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde. Buna göre, anlaşmaya göre 11 Şubat 1940 tarihli 200 milyon marklık 1939'da kredi açtı ya, o krediyi nasıl kullanmış görüyoruz. Bakın. Şurayı görebilir mi? Görüyoruz şu an. Almanya'nın Sovyetler Birliği'nden aldıkları neler almışa bakıyoruz. 1 milyon ton hayvan yemi. 900 bin ton petrol. 100 bin ton pamuk. 500 bin ton fosfat. 100 bin ton krom cevheri. 100 bin ton krom cevheri Almanya Rusya'dan alıyor. 500 bin ton demir cevheri. 300 bin ton hurda demir ve dökme demir. 2400 kilo platinyum, manganez cevheri, metaller, kereste ve diğer ham maddeler. Şimdi bu anlaşmaya göre yapılan Almanların Sovyetlerden aldığı şeyler bunlar. Bu olguyu yıllar sonra kitaplaştıran makale şurada. Heinrich Schimmendemann. İşte Alman-Sovyet ekonomik ilişkileri Hitler ve Stalin Paktı dönemindeki ilişkiler diyor. İşte bu kitapta, bu makalede özellikle krom göreceksiniz burada. 100 bin ton krom Sovyetler Birliği'nden Hitler alıyor. Diğer maddeleri de burada görüyoruz. Yine burada da, şurada göreceğiz. Yem, yakıt, 1 milyon ton yakıt, pamuk, manganez cevheri, krom cevheri, 700 bin ton bakır, nikel, asbest ve platinyum vesaire. Bütün bunlar belgeli. Burada da yine hangi tarihte ne kadar ne alındığı ve başta krom olmak üzere. Şimdi ne deniyordu Türkiye'ye? Evet. Sen Almanya'ya krom sattın. Madem ki Almanya'ya krom sattın, o halde sen Almanya'nın silah yapımında kullanılan bir maddedir krom. Sen Almanya'ya tarafsız bir görünüm altında aslında silah yapım malzemesi sattın. Sen suçlusun. Sen hatta böyle yapmakla dolaylı olarak da Yahudi soykırımına da sen
bulaşmış oldun. Sen kurumu satmayaydın, o silah üretemeyecekti ve dolayısıyla bu kadar uzun sürede savaş sürmeyecekti. Belki 2 yıl içinde teslim alacaktık diyorlar ya. Niçin Sovyetler Birliği'ne aynı şey sorulmuyor? Sen eğer ideolojik düşmanım dediğin adama silah satman bir absürtlük zaten. Yani silah yapılır, malzemeler satman saçma ötesi bir davranış. Ama sen Almanya'ya birkaç yıl yetecek kromu, demiri, bakırı satmışsın. Adam onlarla silah üretmiş ve Polonya'yı işgal etmiş, Yahudileri öldürmeye başlamış, değil mi? Orayı burayı tehdit etmeye başlamış, Romanya'ya girmiş, değil mi? Bulgaristan'a girmiş. Sen eğer krom vesaire satmayaydın, Hitler bu işleri başaramayacaktı. Suçlusu sensin. Hitler sana saldırdıysa senin sattığın kromlarla, ürettiği silahlarla saldırdı. Sen kendi başını kendin yakmışsın diyen yok. Savaşı sonunda güya Stalin sayesinde kazanıldığı için o suçlamayı oraya yönlendirmiyorlar galiba. Ya da kolay lokma olmadığı için belki de. Bilmiyorum hocam, çok karışık bu anlattığınız. Yani bir insan kendisine daha sonra saldıracağı açık olan birine niye silah malzemesi satar? Ya da daha basiti, o dönemde ara vermemiz lazım, gidiyoruz ama o dönemde biraz evvel bahsettiğiniz o Alman Komünist Partisi, hatta Alman Sovyet Union evet. Partisi var yani. Var. Adı Sovyet tabii. Olan adı, isimli bir komünist partisi var. Ve onun üyeleri o dönemde Almanya'da toplama kampında. Tabii. Yani Stalin evet. kendi komünist evet. ideolojisine bağlı adamların toplama kampında olduğunu bildiği bir Almanya'ya evet. krom satıyor. Evet. Yani zaten saldıracağı krom açıkta. Krom değil, demir. Demir her şey. Demir de. Demir yani, bütün silah malzemeleri. Demirle krom birleşince silah oluyor. Ve Türkiye'yi suçluyorlar değil mi? Yani hayır, o Türkiye'yi suçlayanlara dönüp soruyorum. Madem aynı kafayla, suçlayacağınız başka kimse yok mu mesela? Evet. Biz de o dönemde İngiltere'ye satıyoruz bu arada evet. kromu. Aynen, tam aynı tarihte. Bunu da kayıt düşüyor. Amerika 1920'lerden başlayarak Nazi Partisi'ni destekliyor. Bunu da hiç söyleyen yok. İkinci bölümde buradan başlayalım. Evet. İkinci bölümde buradan başlayalım. Bu çok önemli. Değerli izleyiciler, çok kısa bir ara, aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzünün ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. İkinci bölüme sizlerden gelen iletilerle başlamak istiyorum. Hocam müsaade ederseniz buyurun. Birkaç tanesini okuyayım. Buyurun. Çok sayıda ileti var. Çok teşekkür ederiz değerli izleyicilerimize. Okuyabildiğim kadarını okuyarak, çünkü fazla da vakit almak istemiyorum. Çünkü anlatacağınız çok konu var. Lale Gürman hanımefendi, sizleri evlerimizde ağırlamak bizler için büyük onur demiş. Teşekkür ederiz. Hep birlikte varız biz. Merak edilen bir konu var. Hitler'in Türkiye'yi Afrika üzerinden çevirdiği doğru mudur? Doğruysa nedeni nedir demiş. Teşekkürler, saygılar demiş. Hitler'in Türkiye'ye savaş planı var. Ve bu savaş planı eskiden de üstü örtülü bir şekilde biliniyordu. Fakat şimdi belgeleriyle biliniyor. Ayrı bir program konusu. Yani bunu açarız. Bunu. Evet. Tamam. Nilüfer Akak'tan hanımefendi, gerçekten ezberleri bozan, doğru değil, gerçek belgelerle bizleri aydınlatıp bilgilenmemizi sağlayan ve bu nedenle gücümüze güç katıp işte böyle aydınlarımız da var dedirten, moral bulmamızı sağlayan sizlere sonsuz teşekkürler. Yine diyoruz ki siz yapın, biz yayalım. Çok teşekkür ederiz. Olsun, çok önemli bir noktaya yine vurgu yapmış Nilüfer Hanım. Sağ olsun. Nilüfer Hanım vasıtasıyla tekrar edelim. Program sonunda gerek sosyal medyada gerekse kanal ve internet sitesinin arşivine bu programın tüm kaydını koyuyoruz. Biz burada programı hazırlıyoruz. Siz değerli izleyicilerimizden ricamız bunu kendi sosyal medyalarınızda uygun görürseniz eğer tabii paylaşmanız. Çünkü bu bilgiler, yani belgelere dayalı bu bilgiler ne kadar çok yayılırsa
o kadar çok güçleneceğimize inanıyoruz. Osman Bursa Beyefendi, yeni yılın ilk programı hayırlı olsun. Umarım program en az 1 milyon kişi izler. Çok önemli bilgiler paylaşıyorsunuz. Teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ederiz. Mehmet Aşar Bey'e teşekkür ederiz gönderdiği iletisi için. Miyase dönmez, dar zamanlarda geceli gündüzlü iki günümü verip elimden düşürmeden okuyup bitirdim. Kitap değil, zaman makinesi demiş. Sizin Türkiye'nin siyasi intiharı yeni Osmanlı tuzağı kitabınız için. Sayın Murat Sanı, Aytunç Altındal Hitler'le ilgili gizemli bir kitap yazmıştı. Cengiz Bey çok kısa değerlendirme yapabilir mi demiş. Değerlendirdiniz zaten o gizemli kitapları. Evet, gizemli kitapların tümü için genel bir değerlendirme yayınımızın başında yaptık. Batuhan kardeşim, Batuhan Meriç'ten ileti göndermiş. Hı. Yeni yılın ilk programı, daha nice seneler sürmesi dileğiyle iyi yayınlar. Harika bilgiler, teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Batuhan, iyi ki siz varsınız oralarda. Genç kuşaklar olarak bu bilgileri daha sonralarına, daha sonraki kuşaklara ulaştırabilmek için. Koray Bey bir sorusu var. İyi yayınlar diliyorum Cengiz Hocam. Hitler'in Stalin Rusyası'na 200 milyon mark verdiğini söyledi. Hatta belgesinde gösterdi. Bu paranın amacı Rusya'yı oltadaki balık yapma amacı olabilir mi? Diye sormuş. Ben bir tık daha geliştirerek ikinci bölümü de böyle açayım. Evet. İlk bölümde dediniz ki asıl 1920'lerde Amerika Birleşik tabii. Devletleri Rusya'yı düzeltiyorum Hitler'i Nazi Partisi'ni desteklemeye başlamıştı. Tabii. Asıl oltadaki balık orada. Nazi Partisi miydi? Tabii. Oltayı da ABD mi tutuyordu hocam? Bu çok kritik bir soru. Şimdi tabii ben bu işte Türkiye'nin siyasi intiharı kitabımda Hitler'in Amerika'yla 1920'lerden başlayan 1920, 21, 22'de başlayan ilişkileri var. Yani bir Amerikan yetiştirmesinden söz ediyoruz. Hı hı. Kıtalar arası. Bunu kitabımda epey uzun olarak yazdım. Yani buraya bakılabilir. Yine bu kitapta o konu var. Fakat bunu daha geniş olarak biz bir program konusu yapabiliriz. Öyle mi? Hitler-Amerika ilişkisini ayrı bir konu olarak işleyebiliriz. Peki, o gelecek zaman programda yapabiliriz. Tamam. Haftaya yapalım. Hitler çünkü çok yani evet. Asıl çıkış noktası tabii. Kitabı okuyanlar anlayacaklardır. Tabii. Bunu anlatmanız çok önemli. Bu konuyu işleyelim. Bir dahaki hafta şimdiden duyuralım. Amerika-Hitler ilişkileri. Amerika-Hitler ilişkileri. Evet. Tamam. Şimdi bu Nazi Partisi ile işte Sovyetler Birliği ilişkisi Hitler orduları Sovyetler Birliği'ne ilk saldırmalarında savaş ilan etmeden saldırdılar. Bu çok önemli. Aralarında 1939'da imzalanmış saldırmazlık paktı var. Sovyetler Birliği ile Hitler arasında, Hitler Almanyası arasında. Fakat birdenbire saldırıyor. Ve dolayısıyla ilk anda 1 milyonun üzerinde Kızıl Ordu'dan esir alıyor. Kızıl Ordu niçin ilk anda 1-1,5 milyon esir veriyor? Çünkü Sovyetler Birliği ile Almanya arasında saldırmazlık paktı var. Beklemiyor ki böyle bir saldırıyı. Beklemediği içindir ki şaşkına uğruyor tabii. Ve ilk anda 1,5 milyona yakın esir alıyor Kızıl Ordu'dan Alman orduları. Bu da Hitler'in hanesine Sovyetler Birliği'ni Alman faşizminin saldırısına karşı gafil avlatıcı gafletini de not etmek lazım değil mi Stalin? Stalin hanesi. Tabii. Yani bilmem kaç milyon Rus Sovyet uyruğu insan öldüyse işte o faşistlerle yaptığı, faşist Almanya'yla, ırkçı Almanya'yla yaptığı sözleşmenin, anlaşmaların rehavetinden kaynaklanan bir gafillik durumu da o kadar insanın ölümüne herhalde neden olmuştur değil mi? Şimdi bu alınan 1-1,5 milyon esiri Almanlar ne yapıyor? Esir kampları yapıyor.
çalışma kampları yapıyor vesaire, milletlerine göre bölüyor. Yani alınan esirler Kırım'dan Kırımlılar. Müslümanlar Müslüman. Kızıl Ordu'daki her, tabii Sovyetler Birliği'ndeki her uyruktan insan var asker olarak. Onları mesela Azerileri Azeri olarak ayırıyor. Özbekleri Özbek. Ermenileri Ermeni olarak ayırıyor. Evet. Böyle bir durumda bu kadar esirin ne yapılacağı, onlar da şaşkın bu kadar esir almış olmaktan dolayı. 1,5 milyon hocam, Alman ordusu ne kadarmış o zaman? İşte onu söylüyorum. Onlar da şoktalar. Ve o zaman fikirler havada uçuşuyor ve deniyor ki ya bunların içinde, aldığımız esirlerin içinde Rus olmayanlar var ve bunlar bizi bırakın, sizin safınızda Rusya'ya karşı savaşalım diyorlar. Yani biz Kızıl Ordu'da gönüllü değildik zaten. Hı hı. Zorunlu olarak Kızıl Ordu'daydık. Şimdi esir olduk. Tamam ama biz asıl Rusya'ya karşı savaşmak istiyoruz. Hı hı. Diyenler var. Şimdi bu durumda tabii o zaman bu alternatif, yani hakikaten de bu anti-Sovyet olan esirlerin silahlandırılıp düzenli birlik haline konulup, değil mi, Sovyetlere karşı savaşta ön saflarda kullanılması hiç fena bir düşünce değil. İşte o gün bugündür Hitler ordusunda lejyonlar, yabancı Hitler ordusuna eklemlenen, değil mi, yabancı, yani Sovyetler Birliği'nin halklarına üye olanlardan oluşmuş lejyonlar başladı örgütlenmeye. Ben Türkiye'nin Siyasi İntiharı kitabında Müslüman, Sovyetlerin Müslüman ve Türk kökenli lejyonlarını yazdım. İşte hançer birlikleri, şu bu. Müslümanları yazdım. Fotoğraflarıyla, belgeleriyle yazdım. Fakat Ermeniler var bir de. Şimdi Sovyetler Birliği'nde bir Ermenistan var, Sovyet Ermenistan'ı malum. Fakat diaspora Ermenileri var. Yani Sovyet Ermenistan'ının dışında Avrupa'da, Amerika'da yaşayan Taşnak, özellikle çoğu Taşnak üyesi, Taşnak Partisi'ne üye olan Ermeniler var. İşte Almanya ve Rusya çarpışmaya başladığında, bu ikisi arasında savaş olduğunda Avrupa'daki Ermeniler de bir lejyon oluşturup Hitler ordusuna lejyonlarıyla katılıyorlar. Şimdi bu olguları inceleyen ele aldığımız konuları ilk yayınlarıyla da anlatıyoruz ya, hani bu konudaki ilk yayın şudur diyoruz ya. İşte bu konudaki ilk yayın da Almanya'da 1900, bu bir doktora tezi, işte Patrick von Zur-Mühlen'in Gamalı Haç'tan Kızıl Yıldız arasında adını vermiş kitabına. İkinci Dünya Savaşı'nda bu durumu anlatıyor. 1971'de bir doktora tezi olarak yayınlanan bu kitap hemen Türkiye'de 1984 yılında Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız arasında adıyla basıldı. Aynı kitap 2006 yılında yine aynı adla, Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız arasında adıyla basıldı. Şimdi bu kitapta Hitler Almanya'sına yazılan, orduya yazılan bütün işte şeyler var. İşte Özbekler var, Kırım Tatarları var, ne bileyim Kazaklar var, hatta Ruslar var. Sovyet rejimine karşı olan Ruslar da var lejyon olarak Vlasov başkanlığında. Bütün bunların
nasıl olduğunu, nasıl milli komiteler kurduklarını, Nazi partisiyle, SS'lerle nasıl ilişkiler kurduklarını, örgütlemelerinin nasıl olduğunu, başlarında kimlerin bulunduğunu, mesela Mustafa Kırmal Edige de işte Kırımlıları örgütlüyor falan falan. Bütün bunları detaylarıyla anlatıyor. Fakat bu kitapta Ermeni lejyonları, yani Nazi Partisi'ne Alman ordusuna eklemlenen Ermeni askeri birliklerini aklama çabası var. Bu kitapta. Bu kitapta. Bu çok önemli bir durumdur. Bütün herkes Nazi Partisi ile ideolojik olarak anlaşıyor. Bir tek Taşnakları anlaştıramıyor. Yani Ermeni Taşnak Partisi'nin Kahire'deki merkezi meğer anlattığına göre Almanya'ya ve ırkçı politikasına çok düşmanmış. Fakat Almanya'daki Taşnak Partisi üyeleri merkezlerini dinlemeyerek, yani Taşnak Partisi'ne emrini dinlemeyerek katılmışlar. Bu Hitler hareketine katılmışlar gibi bir Taşnak Partisi aklama çabası görüyoruz bu kitapta. Örneğin özellikle de şu sayfada bunu görebileceğiz. İşte diyor ki Kahire merkezi, yani Taşnak örgütünün Kahire'deki merkezi Hitler'e karşı müttefiklerin tarafını tutmaya karar verdi. Bakar mısınız? Yani İngiltere'nin Fransa'nın yanında yer almış Taşnak Partisi. O hakikat tamamen ters. Şimdi göreceğiz. Dünya üstündeki Ermeni merkezlerindeki mahalli Taşnak teşkilatlarının ekseriyeti Kahire merkezini örnek aldılar. Yani dünya üstündeki bütün Ermeniler de Taşnak merkezinin İngiltere-Fransa safında Almanya'ya karşı yer almasını izlemişler. En bariz şekilde Britanya Taşnakları Sovyetler Birliği'nin tarafını şu veya bu şekilde tuttular. Bu tavıra rağmen Balkan ülkelerindeki bazı mahalli Taşnak teşkilatları Kahire'deki merkezin kararını beklemeksizin veya kale almaksızın Sovyetler Birliği'ne karşı olduklarını ve Almanya ile işbirliğine taraftar olduklarını ifade etmişlerdir. Karşı istihbaratın hizmetine giren Bükreş'te mukim General Dro Kanayan, Balkan Daşnakları grubundandı. Daşnak Sütyun bu aşikar bölünmeyi kendisini Almanya için çalışan Ermenilerden resmen uzak tutarak karşıladı diyerek Taşnak Partisi'ni Alman işbirlikçiliğinden aklayıcı, işte Taşnakların merkezin kararını takmayan birkaçı sadece Nazi Partisi ile işbirliği yaptı gibi gerçeğe uygun olmayan bir takım bilgiler yer alıyor bu kitapta. Kimdir hocam? Yazarı kim demiştiniz? İşte Alman. Alman. Yani Almanların dizinformasyon yaptıklarını görüyoruz. İşte Patrick von Zur Mühlen. Savaş bitti 1945'te. Sovyetler Birliği Kızıl Ordu'dan kaçıp Alman saflarına giren herkesi geri istedi. Onlar suçlu. Suçluların iadesi söz konusu. İngiltere, Amerika ve Rusya birleşik cephe yapmadılar mı? Evet. Rusya diyor ki benim hainlerimi bana verin. Evet. Müslüman askerlerin tümü geri veriliyor ve kurşuna diziliyor. Stalin tarafından. Fakat Amerika, İngiltere Ermenileri vermiyor. İşte bu tutum bu kitapta da devam ediyor. Ermenileri aklayıcı, değil mi? Çok önemli hocam bu. Şimdi böyle bir şeyin altını
çizmiş olalım burada. Fakat tabii bu gibi dalaveralara... Peki dinen mi vermiyorlar yoksa daha kullanılabilecek enstrümanları... Aynen öyle. Daha da kullanırım diyor. Müslümanları veriyor ki Rusya ile Müslüman Türkler arasında kan davası girsin. Yani anladınız mı? Yüzyıllarca sürecek bir kan davası girsin. Ermenileri vermiyor ki kullanacak. Bu kadar basit. Kurşuna diziliyor değil mi Müslüman Türk? Tabii. O da ayrı Türk değil, ayrı Müslümanlar genel olarak. Türk tabii, de var aralarında. Tabii. Tabii. Buna Türkiye'de de bir kısmı geri veriliyor. Onu ayrıca tamam. Anlatırız. Acı bir olay çünkü. Ama tabii anlatacağız. Sonra. Şimdi bu gibi çabaları Sayın Şükrü Server Ay'a birinci basımı 2009'da yayınlanan Soykırım Tacirleri ve Gerçekler adlı kitabında Türk aleyhtarı ve tarafsız yabancı belgelerle diaspora yalanlarının iç yüzü adlı kitabında belgeleriyle işte bu az önce Taşnağ'ın işte merkezi Alman karşıtıydı da birkaç kişisi Alman yandaşı oldu gibi yalanların tamamını çürütecek belgelerle bu kitabında yazdı. Nedir orada? Gösterelim. 248. sayfaya gelelim. Bakın. Burada Ermenilerin Hitler'e sadakat yemini. Fotoğraf. 5 Ağustos 1944'te Alman savaş muhabiri Strohmeyer'ın çektiği yukarıdaki resimde Nazi ordusuna katılan 3 yeni Ermeni asker Nazi selamıyla yemin ederken görülüyor. Bir başka fotoğraf. Berlin'de 1943'te çekilen üst fotoğrafta Alman generali Leverkusen emrinde çalışan ve Adana'dan Nazi propagandası yayan yüzleri dönük 4 Ermeni Adana'ya dönmeden önce Alman propaganda bakanı Joseph Goebbels'i ziyaret ederken görülmektedir. Goebbels ve Ermeni askerler yani Nazi ordusuna katılan. Bir de yani sadece şey değil, Goebbels'le falan görüşebilecek denli üstteler. Tabii. Kaçta? 250. sayfada. Az önceki yayında ne deniyordu? Kafaları basmamış Nazilerle. İngiltere, Fransa tarafını desteklemiş diyor ya doktora tezi. Hı hı. Bakalım Şükrü Server Ay'a ne diyor? 19-21 Ağustos 1936 tarihli haftalık Ermeni Hayrenik dergisi. Bazı alıntılara göz atalım diyor. Bakın Ermeniler 1936'da daha ne diyor yayınlarında. Yahudiler fanatik milliyetçi ve ırkçılığın yobazlarıdır. Bulundukları yerlerde ırklarının devamını sağlamak için dünya vatandaşı ve enternasyonist kesilirler. Tıpkı İngilizlerin başka ülkeleri işgal için savaş gemilerini kullandıkları gibi Yahudiler de silah olarak enternasyonizm ve komünizmi kullanırlar. Bu zehirli unsurları kronik hastalıklar gibi kök saldıklarında temizlemek bazen zordur. Ve bunları ortadan kaldırarak temizlemek ihtiyacı doğduğu zaman bu tür atılımlar ihtilalci olarak nitelendirilmektedir. Cerrahi bir ameliyat sırasında kanın akması doğaldır. Bu gibi şartlarda diktatörlükler kurtarıcı rolünü üstlenirler. Yani Hitler'in dili Yahudi soykırımına uygun, upuygun görüşleri var Yahudiler hakkında. 36'da. Ermenilerin 1936'daki kendi resmi yayın organlarında. 1935 yılı Mayıs ayında Bukreş'teki Ermeniler şehirdeki Yahudilere hücum ettiler. 35'te.
aynı yılın Ağustos ayında 1935 Rumlar da Selanik'teki Yahudilere hücum etti diyor. Yani 251. sayfada da yine şöyle görelim. İkinci Dünya Savaşı çıkmadan önce taşnakların hani o güya Almanya'ya karşı İngiltere ile işbirlikte yaptı denilen taşnakların Amerika şubeleri kuvvetli Nazi propagandası yaptı. Evet. Ermeni toplumunun siyasete karışmamasını isteyen New York piskoposu Leon Trunnion, Noel öncesi pazar günü 1933'te ayin sırasında 9 kişi tarafından basıldı ve kilisede cemaatinin gözleri önünde öldürüldü. Bu olaydan 13 hafta önce 16 Eylül 1933 tarihli Hayrenik emirlere uymayanların onurlu nedenlerle ceza göreceğini yazmıştı. 1935'te tarihli Hayrenik bu defa kilise ve Hristiyanlığın Ermeni davasına verdiği zararları sayıyor ve toplumu dinsizliğe çağırıyordu. Yani Nazi yanlısı olmayan papazlarını öldürüyorlar Amerika'da. O kadar Nazi yanlısılar ki Nazi karşıtı bir papaz söylev verdiği zaman kilisede vay sen Nazilere laf söyledin öyle mi deyip öldürüyorlar cemaatinin gözü önünde. Bu nasıl az önceki doktora tezi nasıl olup da daşnaklar tamamen Alman karşıtıydı. İçlerinden birkaçı Nazilere sempati duydu diyor. İşte Şükrü Server Aya'nın koyduğu belgeler o doktora tezinin tam tersini bize kanıtlamakta. Hı hı. Hitler hizmetinde olan daşnakçı Ermeniler asil Aryan ırkından olduklarını söyleyerek Çingene ve Yahudilerin akıbetinden kendilerini kurtarırken insan gücüne ihtiyacı olan Almanlar onları geri hizmetler için kullanmayı uygun buldu. Almanya'da kurulmuş teşkilat, Armenisi falan falan Doğu Toprakları Bakanlığı'na bağlı olarak bu konuları yürütüyordu. Mevcutları 20-22 bin kişiye yükseliyordu 1943'te. Taşnaklar 1942'de Nazi idaresi altında Ermeni Milli Konseyi toplantısını tertip ederek kararlar aldı ve 43'te Taşnak Avrupa Konseyi'nin aldığı 12 maddelik kararı ilan etti diyor. Demek ki Yahudi soykırımında Ermeni parmağı başlığı atabiliriz. Var mı? Var. Var. Şimdi burada Ermenilerin Almanya'da çıkarmış oldukları Ermenice dergide Hitler övgüsü yapılan kapak görülüyor. Hitler kapakta evet. Evet. Şimdi tabii bu Sayın Şükrü Server Aya bu tür dezinformasyonları sadece Ermeni Taşnak Partisi konusunda değil, Ermeni soykırımı başlığı altında Türkiye'ye atılan ve Türklere atılan iftiraların tamamını çok büyük bir gayretle yüz binlerce sayfa belgeyle çürütmüş olan saygıdeğer aydınımız okumayı çok vakti olmayanlar için de bu tür kitapçıklar da hazırlamış. Bu kitapçığının içinde de o kitapçığının kapağında gösterelim. İnternet sitesi de var değil mi galiba? Tabii. Bu internet sitesinde ücretsiz olarak insanlar bunları okuyabilirler. Şu, Osmanlı tarih ve ekonomisinde atlamalı ufak bir gezinti adını vermiş bu çalışmasına. Burada Ermenilerin Hitler'in onların soykırımından bahsettiğini söylerler ki yalan diyor. En sol resimde 1945 Şubat'ında şurada Berlin'de basılan Ermeni Nazi gazetesi Hitler'in zaferini müjdeliyor. Evet. Yanında kasap lakaplı 22 bin Ermeni lejyonerin, Alman ordusundaki 22 bin Ermeni'nin komutanı General Drokanayan, bu askerlerin 4800'ü özel SS kıtasıydı ve Yahudilerin toplanmasında kullanıldılar.
Yani Yahudi soykırımında görev almış olan 4800 adet Ermeni var. SS'de hem de. Bunlar Türklere Ermeni soykırımı ithaf ediyorlar ya, ithamında bulunuyorlar ya. Aslında kendilerinin Yahudi soykırımcısı olduğu kesin. Evet. Bu bilgileri yine Şükrü Server Aya hocamızdan alıyoruz. Bir de yine o Almanya'da yapılan ilk doktora tezini çürüten Amerikan Kongresi raporu var. Bu Amerikan Kongresi raporu şurada. Kongre raporuna ektir diyor. 1 Kasım 1945 tarihli Temsilciler Meclisi'nde sunulan rapor. Bu raporda Taşnak-Nazi anlaşması metni yer alıyor. Bu belgeyi bana Sayın Şükrü Server Aya iletti. Burada 12 maddelik bir anlaşma var Nazilerle. Taşnak resmi merkeziyle Naziler arasında imzalanmış olan anlaşma var burada. İşte bu madde madde, 12 madde halinde yer alıyor. Şimdi bu 12 maddenin Türkçesini biz Sayın Mehmet Perinçek'in İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Taşnak İşbirliği başlıklı makalesinde daha ayrıntılı olarak okuyabiliyoruz. TESAM Akademisi dergisi Ocak 2015 sayısında bu makale yer aldı. Fakat 2015'ten 2 yıl önce 2013'te de Aydınlık'ta yayınlandı Sayın Mehmet Perinçek'in bu bilgileri. Burada bakın, az önce Amerikan Kongre kaydından gösterdiğim Nazi-Ermeni anlaşmasının bir başka kitapta yer alan içeriğinden çevirmiş Sayın Mehmet Perinçek. Bakın burada ne diyor? Bildirinin şöyle gidelim. Çok önemli maddeleri tabii var. Yani o gösterdiğim anlaşmanın maddelerinde diyor ki madde 3. Alman yönetiminin siyasal himayesini ummaktadır. Kim? Ermeniler. Bu temelde Ermeni Milli Komitesi daha orta çağdan beri kudretli Alman Reich'ını Ermenistan'ın ve Ermeni halkının kurtarıcısı olduğu fikrinden hareketle Ermeni yönetici çevrelerinin çizgisinin bu yolla yeniden hakim kılınacağı ve sağlamlaştırılacağı inancındadır. Yani Sovyet Ermenistan'ının Sovyetler Birliği'nden kopartılıp orada Alman mandası altında bir Ermenistan kurulması için anlaşma yapıyorlar. Hı hı. Ondan sonra 6. madde, o az önce gösterdiğim kongre raporunun 6. maddesi, Ermeni Milli Komitesi Hami koruyucu devletinin dikkatini bugünkü Ermenistan'ın toprak taleplerine çekmek zorundadır. Yani Ermeniler Nazilerle anlaşırken Ermenilerin Türkiye'den toprak talebi var ya diyor bu maddede. İşte onu da Almanya bize versin, bir zahmet diyor. Versin diyor. Yani biz bu koşulla anlaşıyoruz diyor yani. Evet. Ermeni Milli Komitesi bu sorunu, yani Türkiye'den toprak alma sorununu, Güney Kafkasya sınırlarını adilane çizmek için kendi gücü ölçüsünde çalışacaktır. Gerekli olduğu takdirde Reich'ın adaletine başvurmak zorunda kalacaktır diyor.
Yine işte 9. maddede de Alman Rahi'nin himayesi altındaki Ermenistan, gücü ölçüsünde yakın doğuda Alman etkisini pekiştirmeye çabalamak zorundadır. Bu bağlamda Ermeni Milli Komitesi, geçmişte Rusya ve İngiltere'nin Ermenilere yaşattığı acı hayal kırıklıklarına ve korkunç üzüntülere işaret etmeyi zorunlu görmektedir. Yani diyor ki geçmişte bize İngilizler çok acı yaşattı. Yani bir sürü vaatlerde bulundular. Yerine getirmediler ama ümidimiz o ki Almanya bizim ümitlerimizi yerine getirecek ümidindeyiz diyor. Böyle bir Nazi-Ermeni işbirliği anlaşması. İşte bu işbirliği üzerinde iki tarafta çakır çakır imzaları atıyorlar ve özel üniformalar dikiliyor bu Ermenilere. İşte Alman ordusunda o anlaşma üzerine katılmış bir Ermeni askeri kolunda şöyle Almanlar tarafından üretilmiş Ermeni lejyonuna özel kokartlar bulunuyor. Armenian yazmış. Evet. Bu da yine Ermeni lejyonundaki bir subay, Ermeni subay. İşte bunlar böylece Ermeniler, on binlerce Ermeni Alman ordusunda bilfiil silahlı görev yapıyor. Üstelik bunun 5000 SS'te. Tabii bunun 5000'i de SS olarak yani ve Yahudi soykırımında direkt görev almış olan Ermenilerdir. Buradan da ne demiş o, ne demek istiyoruz? Bir takım insanlar Türkler Ermenilerin soyunu kırdı derken tek gözlerini kapatıyorlar. Ve aynı kişiler Ermenilerin Yahudi soykırımına on binlerce Ermeni askerle ve Nazilerle yaptıkları özel anlaşma ile yani insanlık suçuna imza atarak atmışlar. Ve bu yapı diyoruz. Korunmuş ama yine de savaştan evet. Sonra. Neden? Çünkü ne olur ne olur Türklerin başına bela edeceğiz bir gün. Tabii ki. Diasporadan bahsediyorum. Şimdi bu bizim içimizdeki Ermeni yurttaşlarımız veya Ermenistan'daki bu işe iştirak et. Yani Ermeni kimliğini konuşmuyoruz şu an. Evet. Yani özellikle Türkiye'yi Ermeni soykırımıyla suçlayanlardan bahsediyor değil mi hocam? Tabii. Altını çizmekte fayda tabii, var bunun. Tabii, yani tabii. Dönüp önce kendilerine baksınlar. Tabii. Onu çok demek istiyoruz. Çok net. Çok net. Evet. Ve bu gerçekler de hasır altı edilmişti. Ama Sayın Şükrü Server Ay'a, Sayın Mehmet Perinçek gibi aydınlarımız kendi arşivlerinden belgelerle Yahudi soykırımına katılmış Nazi işbirlikçisi ve Nazilerle anlaşma imzalamış Ermeni birlikleri gerçeğine kamuoyuna belgeleriyle ortaya koydular. Şimdi bir de konularımız arasında ırkçı Kürt ayrılıkçısıların Mussolini ve Hitler gibi insanlık suçlusu ırkçılarla olan ilişkilerini de konu ediyoruz. Bunlardan bir tanesi... Yani terör örgütü PKK'nın öncüleri bunlar değil mi hocam? Tamamen öncüleri. 1927 yılı sonunda Hoybun adıyla bir örgüt kuruldu. Bunu daha önceki programlarımızda söyledik. Bu örgütün amacı Kürt ve Ermenilerin Sevr'de kendilerine vaat edilen fakat Lozan'da kaldırılan toprak ve manda ayrı devlet özellik taleplerini silahlı yoldan elde etme çabasıyla bir işbirliği, yani bir eylem birliği, bir örgütsel birlik kurmuşlardır. İşte o Hoybun örgütünün
yurt dışı uluslararası ilişkilerinden sorumlu Süreyya Bedirhan 1928 yılında Avrupa ülkelerini dolaşarak o ülkelerin Türkiye'ye karşı Kürt isyanı var Ağrı Dağı'nın tepesinde. Hı hı. O isyanı devlet olarak tanımalarını rica etmek üzere Yunanistan, işte İtalya, Avrupa ülkeleri ve Amerika'da bir geziye çıkıyor. Burada İngiltere'nin Detroit'teki konsolosu 18 Nisan 1929 günü İngiltere Dışişleri'ne bir gönderdiği raporda çok ilginç şeyler söylüyor. Mesela Süreyya Bedirhan'la ilgili. Burada diyor ki Süreyya Amerika'ya Hoybun tarafından, Kürt Bağımsızlık Topluluğu Hoybun tarafından gönderildi diyor. Ve şurada özellikle şu bölümde Amerika'ya gelmeden önce Süreyya Bedirhan Mussolini'yi ziyaret etti. Davet edildi. Mussolini tarafından davet edildi ve onunla birlikte 15 gün görüşme sürdürdü diyor. Ve Mussolini'nin yardım vaadini elde etti diyor. Neyle elde etti? Irkçılık temelinde elde etti. Bu kitap Amerika'da 1929 yılında İngilizce olarak yayınlandı. Amerikan Kongresi'ne, Amerikan Senatosu'na, Milletler Cemiyeti'ne ve diğer ülkelere, Fransa'ya, İtalya'ya verilmek üzere yayınlandı. Türkçesi bu. Bu kitapta bakın 79. sayfada şöyle gösterelim. Yani hangi temelde ırkçılık Avrupa'da sadece Hitler değil. Diyor ki Türkiye Türkleri Moğol ırkının en ilkel, en geri koludur diyor. Böyle ilkellik, vahşet, aptalca canavarlık, atalarına benzeyen tüm bu karışımın uygulamaları bugünün Türklerine de uyar diyor. Mendel kanunudur diyor ayıklanmaları. Hı hı. Şimdi ve bu kitap Kürtlerin Ari ırktan olduğunu, yani Almanlar gibi, İngilizler gibi, Yunanlılar gibi Ari ırktan olduğunu ve Türklerin ise böyle Moğol ırkından vahşiler olduklarını, Türklere karşı mücadelelerinde Avrupa'nın Ari ırktan olan halklarından destek bekliyoruz diyor. Yani şeyin özü bu. Özü bu. Avrupa'da ırkçılığın İtalya'da Mussolini ile, İspanya'da Franco ile, Almanya'da Hitler'le tırmandığı yıllardır 1928-29. İşte o tırmanmaya bir Kürt katılımı, bir Ermeni katılımı da var. Onlar biz de Ari'yiz. O halde bir ırk savaşında yanınızdayız ve yanımızda olun diyorlar. Türklere ilişkin, evet. Türklere hedef alan kesimlere çok kelimenin tam anlamıyla belgelerle tokat attınız hocam bu akşam. Şimdi yani. Bu da... Bitti konu ama bir bitti mi? Peki. Yani evet, bir iki dakikamız var. Bir dakika hemen bir kısaca özetleyelim. Var. Bu da Şerif Paşa, Sevr Anlaşması'nda Kürt tezini savunan Şerif Paşa'nın Mussolini ile mektupları. Mussolini'ye yazdığı mektuplarda, bakın burada, Alman hükümetiyle görüştüm. Alman hükümetinin davetlisi olarak Almanya'daydım. Alman hükümetiyle görüştüm. Kim o? Naziler. Yani tarih kaç? 1943. 42.
Yani savaşta olan Nazilerle işbirliği içinde kim? Kürtlerin Sevr'deki temsilcisi Şerif Paşa. Ne adına? Kürtlerin Ari ırktan oldukları, tıpkı Hitler gibi. Irk kardeşiyiz, işbirliği yapalım. Telgrafları, mektupları, hep belgeleri burada işte. Bu arada da Türkiye, Almanya'dan kaçan Yahudileri kabul ediyor, kucaklarını açmış. Tabii. Hatta Türk pasaportları veriliyor, dağıtılıyor filan. Evet. Yani aradaki farkı tarih ve belgeler bize gösteriyor. Evet. Hocam 30 saniye. Bitti galiba. Bir dahaki hafta devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika ve Hitler işbirliğini 1920'den ele alarak getireceğiz. Şimdi bir cümleyle. Evet. Çok önemli belgeler var. Soracağım demiştim ya. Hani hep bir illüzyon var. Hep özellikle işte herhalde koparabilmek için o coğrafyadaki o tarihi kesiti Avrupa'nın ortasından deniyor ki Hitler geldi ve bir illüzyonla bütün Almanya'yı, işte bu bütün destek herkesi, Avrupa'yı büyüledi ve o yüzden bu noktaya geldi. Evet. Bu mu? Yoksa o dönemdeki toplumsal etki mi Hitler'i yarattı? Bir cümle devam edelim ikinci bölümde. Tabii ki Avrupa Yahudi soykırımı kıtasıdır. Avrupa'da 2000 yılda yani Hristiyanlığın din olarak ortaya çıkmasından sonraki 2000 yıl boyunca Yahudi soykırımı, katliamı olmadık 100 yıl geçmemiştir. En az 20 kez Hitler çıkarmıştır. Avrupa. Demek ki Hitler ilk ve tekmiş gibi bir yanılsama da çok önemli. Yani Yahudi soykırımı sanki bir defa yapıldı. Onu yapan da Hitler'di gibi bir imaj oluşmadı mı? Evet. Bu kitapta bu imajı ters yüz edecek Avrupa'nın yüzlerce Yahudi katliamı yaptığını tarihleriyle yazdık. Yahudi katliamı Vatikan'ın dinsel inancıdır. Vatikan Yahudi katliamı yaptıkça rahatlamaktadır. Konuşacağımız çok konu var demek ki hocam bir dahaki haftaya. Evet, konuşuruz. Çok teşekkür ederiz bilgiler için. Değerli izleyiciler, yayının sonuna geldik. Programı yeniden izlemek veya sosyal medyada paylaşmak isterseniz söylediğimiz gibi YouTube'da bulabilirsiniz. Kanal Bir İnternet Sitesi'nin arşivinde bulabilirsiniz. Kısa bir süre sonra yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi bir gece geçirmenizi temenni ediyoruz. İyi bir hafta geçirmenizi temenni ediyoruz. Sözü Kanal Bir İstanbul temsilciliği stüdyolarından yeniden Ankara'ya merkezimize devrediyoruz.